olacak alan biziz. Doğru. Patır patır giderler, Almanya kapar, İsveç kapar, İtalya kapar. Biz canımız burnumuza gelir. Evet. Yani bunu evet. buna yüklenip kazandırmamız lazım aile hekimlerine. Doğru. Hani bunu da konuşalım, bunu da çağrısını yapalım. Evet. Evet, Meçiköy Atası, şimdi ses nasıl? Şimdi daha güzel. Ben hemen bu enflasyondan önce bu aile hekimleriyle ilgili bir not daha eklemek istiyorum. O arada arkadaşlar şeyler de hazır olursa. Ayşen Hanım çok önemli bir noktaya hazır. Temas etti. Yani şimdi cami cemaati gelmeyince kesiliyor mu? Ben bir de üstüne şunu ekleyeceğim. Bakın şimdi camilere masrafları ile ilgili imamların bir kuruş harcaması yok. Bir kuruş. Elektriği, suyu, temizliğini de belediyeler yapıyor. Fakat aile hekimleri de aile sağlık ocaklarının kiralarını aile hekimleri kendi ödüyor. Sarf malzemelerini, pamuğunu, pansuman malzemelerini aile hekimleri kendi ödüyor. Aile hekimleri o ocağın temizliğini kendi bütçelerinden yapıyorlar. Şimdi bu kadar, yani madem hizmet alıyorsun, para ödüyor diyorsun, bu kadar böyle sağlık sistemini çökerten, piyasaya veren ve daha sonra gözü doymayan, vahşi bir şekilde bebekleri öldüren bir sağlık sistemi kurgulayan siyasi otoritenin şu anda geldiği nokta, aile hekimliğini siz yavaşlattığınız zaman emeklilerin, bakın emeklilerin büyük çoğunluğu tansiyon hastasıdır. Tansiyon ilacı raporunu, tansiyon ilacını almayı yavaşlattığınız zaman veya aksattığınız zaman patır patır yaşlı insanlarda ölümler arka arkaya gelecek. Bunun altını çizelim, söyleyelim. Bunlar artık emekli maaşı vermemek için zaten kesiyorlar. Yetmedi, emeklilerin erken ölmesi için tezgah kuruyorlar. Bunun yani o kadar şey iddia diyelim onu şey yapmayalım. İddia, bakın şunu söylüyorum. İlaç, bakın aile hekimliğinden alıyor yaşlılar ilaçlarını. Evet, gidiyorlar. Evet, evet. Yıllık veya 2 yıllık rapor alıyorlar hastaneden. O rapora dayalı olarak aile hekimliğinden 3 ayda bir ilaç alıyor. Aile hekimine ilaç yazdığı zaman ceza. Efendim o ceza bu ceza. Aile hekimliği müessesesini kaybettiğiniz zaman yaşlıların sağlık hizmetine ulaşma şansı çok daha zor olacaktır. Zor ve tansiyon evet. ilacı alamayan yaşlılar da ölecektir. Bu kadar net. Tekrar ediyorum bakın 1950'li yıllarda 40'lı yıllarda ortalama yaş ömrü dünyada gelişmiş ülkeler dahil 50 iken bugün 120'lere daha 120'den önce 80'lere 90'lara gelmesinin en önemli etkenlerinden bir tanesi tansiyon ilacının keşfedilmesiydi. Siz şimdi buna bile göz diktiniz. Bu kadar net. Şimdi enflasyona geçebiliriz tablolar hazırsa. Hazır elbette. Senin bir de kendi yaptığın hesaplamalar var. Ha, hepsi onun içerisinde. Evet, tamam. Şimdi Kasım ayı, ben kendi enflasyonumu bu hem TÜİK'in hem ENAG'ın açıklamasından önce dün Twitter'da açıklamıştım. Şimdi hepsine bir derli toplu bakalım. TÜİK %2.24 açıkladı. ENAG 4.6, benimki 4.1. Benim sepetim farklı ama TÜİK'le ENAG'ın sepeti aynı sepet. Şimdi buraya yıllık baktığımız zaman yıllıkta TÜİK 47, ENAG 86-76, 87 diyelim, benimki de 88. Burada şimdi ekonomideki dengelerin çok ne kadar kötü olduğunu ve bütün istatistiklerin palavra olduğunu gösteren bir başka veri var. TÜİK'e göre bile yıllık enflasyon, 12 aylık enflasyon 47, dolardaki artış %19.95, %20. Dolardaki artış. Şimdi gerçek enflasyonda %86, %88. Bir ülkede %88 enflasyon varken doların %20 artıyor olması evet. o ülkede bütün istatistiklerin palavra olduğunu gösterir. Başta milli gelir olmak üzere, kişi başına düşen milli gelir olmak üzere. Şimdi burada ben bir de dolarla enflasyon ölçtüm. Dolarla enflasyonda da bakın hani maaşını dolarla alıyorsun diyor ya. Maaşını dolarla alanlar da %56.79 enflasyona maruz kaldılar. Onların da alım gücü %56.7 düştü. Şimdi sen doları niye nasıl şey yapıyorsun, baskılıyorsun?
bundan 2 sene, 3 sene önce bütün rezervleri satarak baskılıyordun. Şimdi ne yaptık abicim? Şimdi biz doları sabit tutarak ama %50 faiz vererek doları baskıladık. %50 faizle. Dışarıdan Türkiye'ye sıcak para geldi. Şimdi bakın %50 faiz var. Doların faizi yıllık bazda konuşuyorum %20. %30 reel net dolara sen dışarıdan gelen dolara net faiz ödüyorsun. Dışarıdan gelene. Halbuki bu reel faiz net. Halbuki doların faizi ne dünyada? Dolar enflasyonu %2,5'tan dolar faizi %5. Reel olarak %2-3 faiz alan dünyada dolarını getiriyor ve Türk ekonomisinden %30'u alıyor götürüyor. Evet. Türkiye'yi sömürüyor. Ondan sonra sen kalkıyorsun. Diyorsun ki işte bak dolarda döviz kurunda istikrar sağladık. Türk lirasını güçlendirdik. Böyle olmaz. Şimdi bu dolar yanlış olunca milli gelir de yandı. Şimdi diyor ki biz diyor dünyanın 20. büyük ekonomisiyiz. 1.3 trilyon dolar. E şimdi senin doların yüzde yani dolar deflatörün öbürüne göre en az %40 fazla düşürmem lazım. O zaman benim 1.3 trilyon değil 9 milyar dolar benim ulusal gelirim. Gayri safi milli hasıla. Değil mi? Burada adam başına düşene baktığımız zaman TÜİK'e göre adam başı milli gelir 2024 için tahmin ettikleri söyledikleri rakam 15.500 dolar. Ama 85 milyon nüfusa göre. E biz 100 milyonuz. Onu hesaplamıyorsun. 100 milyonu alırsan 13.218. E bir de doğru doğal dolar kurunu ölçersen kişi başına düşen gelir 15.551 dolar değil 9.000 dolar. %40 daha düşük. Bir kere bunu kesin. Yok. Hatta %40, %45 daha düşük. Buna kalem oynatmak derler eskiler. Yani, evet çok ciddi bir şekilde kalem. E şimdi bu böyle olursa hadi gelin asgari ücret. Dün yine MÜSİAD Başkanı daha önce hani beklenen enflasyonla arası olsun diyordu. Dün kalktı %25'ten fazla veremeyiz. Şimdi bir de bu enflasyon da belli oldu. Bakalım ayın 10'unda pazarlık nereden başlayacak? O enflasyon senaryolarında bir sonraki grafikten bakalım. Bir sonraki tabloda. Bakın şimdi MÜSİAD %25 diyor. Bu olsa 21.252. Açlık sınırındasın zaten kafada. Şimdi TÜİK'in yıl sonu %45-46 tamamlaması bekleniyor. Onu yapsalar 24.653. ENAG'ın %85'ini yapsalar 31.454. Ki bunları yapmayacaklar söyleyeyim. Ama sen ben 5 yıllık %85'ini de onu da kabul etmiyorum. Çünkü ENAG'ın %85'ini 31.400 yaptığın zaman 2022 ve 2023'teki çalınan parayı meşrulaştırıyoruz. Halbuki 5 yıllık ENAG enflasyonu %2382 geçen hafta söylemiştik. 24 evet. Kat. 24 mu işte? Bu böyle olduğu zaman 57.660 olacak. Şimdi bir sonrakine devam edelim. Emekli. Şimdi emeklilere de biliyorsunuz kanun gereği bir sonraki geldi. Kanun gereği yılın son 6 ayındaki enflasyon kadar zam yapılacak. 12.500'e. Şimdi ilk 5 ama 5 ay yani Temmuz'dan Kasım sonuna kadar olan 5 ay %14.58 oldu. Aralık'ta yine TÜİK'e göre %2 olsa bile %16.9, %17 olacak. Buradan söylüyorum emeklilere ilan edeceklerim şey en düşük emekli aylığı 14.608 lira. Biraz da işte Cumhurbaşkanı şey yapar üstüne biraz da benden koyun der ya 14.650 olur ya 14.750 olur. Ya 15'e mi tamamlarlar? Onu bir kenara reddetsinler. Ya da 15'e mi tamamlar? Ona o çok cömert davranır o zaman. Ya 400 lira, 400 lira ya. işte 15'e. ENAG'ın 12 ayını yapsalar, o da 18.500 olması lazım. O zaman 10.000 lira 5 ayı kullanacaksan, 12.500'ün üstüne değil, 10.000'in üstüne yıllık koyacaksın.
Ona da 18.500 yapacaklar, yapmazlar. Ama burada ısrarla söylediğim son 5 yıldır ve şimdi bazı troller, ben bunu geçen hafta da konuştuk, 12 punktoda da yazdım. Şimdi bir kısım troll var, onları umurumda değil, ne derlerse desin. Ama gerçekten emekli olup iktidara muhalif olan bile diyor ki ya 57 bin çok, 37 bin çok, devlet batar. Öyle bir algı oluşturulmuş ki batmaz. Batmaz. Şimdi bir sonrakine bakalım lütfen. Bir sonrakine bakalım. Şimdi burada 57 bin olursa, bunu geçen hafta verdim ama ısrarla tekrarlıyorum. Böyle bu insanların gözüne sokmak lazım bunu. Özellikle işverenlere. Bakın, emeğin milli gelirden aldığı pay 2004 yılından 2023 yılına kadar dünya ortalaması %55'ler. Bu dünya ortalaması derken sadece böyle zengin ülkeler demiyorum. Amerika ile sınırlı değil, Almanya ile sınırlı değil. Bunun içinde Pakistan da var, efendim Senegal de var, o da var, bu da var. Türkiye'nin aldığı, bakın, kırmızı çizgi. Şimdi sen bakın burada 2018, ben 2020'ye göre endekslediğim zaman 57 bin lirayı buldum. 2020 Ocak ayında Türk sanayi batıyor muydu? 2020 yılındaki Ocak ayında Türk sanayinin emeğe ödediği para hala dünya, ama dünya ortalamasının epey altında. Sen dünya ortalamasının altında bir fiyatla ihracat yapamıyorsan zaten kapa dükkanı. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Sözünü ettiğimiz 17 bin liralık asgari ücret. Şimdi Türkiye'nin en yüksek ihracat kalemi otomotiv endüstrisi. Otomotiv endüstrisi Ocak başında toplu sözleşmeyle mavi yakalıların ücreti 80 bin lira. Aylık ücreti. 80 bin lira. 80 bin lira bir işçi ücretiyle ben en fazla ihracatımı yapabiliyorum. Şimdi bu müşteriler, birileri... Bu teşvikler, evet, var ya, meşhur teşvikler. Kalifiye eleman desteği var orada. Evet. 75 bin lira. 75 bin lira bak. 80 bin lira diyorsun sen. Onu o şeye veriyor. Ama toplu bu kaliteli eleman teşviği değil. Bu bileğinin hakkıyla sendikanın aldığı şey bu. Ha, o öteki teşvik. Aylık. Aha, öteki teşvik. Onlar bin. Zaten bakın alışmışlar. Aylık geçecek ücret. Alışmışlar. Aylık üzere diyordu. Aylık 75 bin. Evet. Bir sonrakine gelelim. Evet, aylık. Bir sonrakine gelelim. Evet, bu. Bu da işte işçi verimliliğiyle reel ücretleri gösteren bir grafikti. Yani bakın, siz ücretleri sabit tutmuşsunuz ama işçinin emeğin verimliliği ne kadar artmış? Siz işçi ücretlerini bu kadar arttırmak zorundasınız. Arttırmak zorundasınız. Bu kadar sömürüyorsunuz. O yüzden özel sektör o 57 bini verirse batmaz. Bir sonrakine geliyoruz. Bu da devletten olması lazım. Şimdi devlet batar mı hani emekliye onu 37 bin veya 57 bin verirse? Sen 2016'da 100 emekliye milli gelirden %7 pay veriyorsun. 2024'te onların payını %5.4'e düşürüyorsun ama emekli sayısında %40 artıyor. Emekliden aldın. Emeklinin gelirlerine el koydun. Peki devlet olarak İki yakan bir araya geldi mi? Bir de ona bakalım. Bir sonraki tablo. Ha, bunu bir daha bir görelim. Or sorudan önce. Yani bakın, sizin emekli maaşı artı diğer sosyal korumalarla Türkiye'de verdiğiniz %10 milli gelirden emekliye, dünya ortalaması 19, Avrupa ortalaması %28. Pardon, kamu harcamalarında. Yani siz dünyanın yarısı, Avrupa'nın üçte birini harcıyorsunuz emekliye. Ve giderek de bunun payını düşürüyorsunuz. İki yakanız bir araya geldi mi? Bütçe açığı düştü mü? Şimdi de ona bakalım. Şimdi bakın, 2020 yılında bütçe açığının milli geliri oranı %3,5. Siz emeklinin ödemelerine el koydunuz, buharlaştırdınız. Bütçe açığının
Milli geliri oranını %5.4'e düşürdünüz ama bu makyajlı bir oran. Çünkü aynı sene 2023'te kur korumalı mevduatın zararlarını hazineden aldınız, bütçede gözükmesin diye Merkez Bankası'na aktardınız. Onu da hesap ederseniz bütçe açığının milli geliri oranı %9'a çıkıyor. Yani %3.5'tan siz bunu %9'a çıkartıyorsunuz. Karşılığında emeklinin parasını alıyorsunuz ama parayı kime veriyorsunuz? Teşvik olarak iş adamlarına teşvik veriyorsunuz. Bir gruba. Şimdi burada bir şey daha söyleyeceğim. Gıda enflasyonu. Şimdi Merkez Bankası topu üstünden attı. Piyasalarda coştu. Evet, 2.2 aylık yüksek enflasyon ama bunun içerisinde gıda %5. Ama Merkez Bankası ben gıda enflasyonunu kontrol edemem, o hükümetin işidir dedi. O yüzden gıda, enerji hariç enflasyon %1.5 olduğu için piyasacılar, borsacılar memnun kaldılar. Fakat tarımı kontrol edemiyor. Edemez Merkez Bankası. Ya tarıma sen biraz destek versen. Bak biraz. Yani bu şeye var, ne derler, müteahhitlere ödediğin paranın 1/3'ünü kes, tarıma destek ver, gıda enflasyonunu önlersin. Ama tarıma destek ver derken kalkıp yandaşlarına, ona buna kredi, ucuz kredi dağıtırsan fütursuzca eski yaptığın gibi, onlar da o krediler, işte o besiciler, çiftçiler veya ağalar, aşiretliler alırlar o paraları, tarımsal yatırım yapmazlar, giderler İstanbul'da, Bodrum'da, Marmaris'te arsa alırlar, otel yaparlar. Evet. Netice bu. Yani sürekli sistem toplumu ve devlet hazinesini yontmak üzerine kurulmuş. Yalçın abi, nasıl iki yakamız bir araya gelecek? Gelmeyecek de zaten gelmeyecek de.